Arkadaşlar herkese hoş geldi. Bugün sizlerle beraber Clash Royale oynuyoruz. Fakat Clash Royale oynamadan önce bayramınızı kutlamak istiyorum. Arkadaşlar bayramınız mübarek olsun. Umarım bu bayram dilediğiniz gibi geçer, gönlünüz mutlu olur. Ne güzellik varsa sizi bulsun diliyorum ve videoma geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere 4342 kupadayım. Ve birkaç sandığımız var ve sezon sonunda geldi açıkçası arkadaşlar burada. Taç sandıklarım ve en son bir efsanevi joker kartı alacağız ve destansı kartlar kitabını alacağız. Bunları da kullanacağız. Bugün size yine 3 farklı deste sunacağım arkadaşlar. 13. aranda kullanabilirsiniz bu desteleri. Dilerseniz şöyle ufaktan ben böyle bir sandıklarımı açmak istiyorum. Uçan makine güzel, 17 şövalye. Bana bol bol altın lazım. Altın kutusunu açayım. 1428 altın, çok güzel. Böyle güzel altın. Allah cezanı vermesin oğlum, yine altın sandıktan efsanevi ve koç binici. Oha! Oğlum daha geçen altın sandıktan blokçu çıkardık, bir daha altın sandıktan koç binici çıkıyor hocam. Bu kadar ballı bir şey olamaz ya. Abi bayram bayram. Sabah arkadaşlar, sabahın 9'u, bayram bayram. Yani hocam ne bu şans. Daha geçen videolarda şeyden altın sandıktan büyülü okçu çıkardık. Şimdi koç binici çıkartıyoruz tekrardan. Oha abi ya, cidden. Hadi bundan da bir episode vermişim de çıkmaz abi artık. Bir destansı joker kart değildir. 2 roket, 28 iskeletler, 7 goblin kulübesi. Abi sabah sabah yani mükemmel bir sürpriz oldu. Evet arkadaşlar, bugün bu kupadayız işte. Ne demeyeyim yani, fazla da uzatmaya gerek yok. Hocam size 3 farklı deste ayarladım. Bir tane koç bincisi destesi ayarladım. Kendim ayarladım arkadaşlar tamamen desteği. 3.1 iksir ortalamamız çok güzel. Şöyle göstereyim. Burada da bir domuz binci destesi var. Ben bu desteği ana hesabımda da kullanıyorum arkadaşlar. Anladım. Ana hesabında da bayağı iş yapıyor açıkçası, yalan olmasın. Ve son olarak da şöyle bir barzo, böyle biraz barzo destem var, testem falan var. Deprem kullanıyorum burada, depremi çok seviyorum açıkçası, yükseltmek de istiyorum. Elit barbarlar ve domuz binicisi falan var, valkür var. Bayağı sağlam bir deste, 3.9. Diğer destem 3.1, bu da 3.1. Mükemmel destelere benziyorlar açıkçası, yani yalan olmasın arkadaşlar. Dilerseniz önce bir yükseltelim ya. Şunları bir önce şu destemle oynayacağım. Burayı bir yükseltmek istiyorum. 8 8 16 yapar. Şöyle buz ruhumu yükseltmek istiyorum. Şimdi şövalyeyi yükseltirsek şuna şöyle verecektim ben. Neyse, bunları video sonunda halledelim diyelim ve ilk maçımıza yanlış desteyle giriyorum. İlk maçımıza şu koç bincisi destesiyle girelim arkadaşlar. Ben de merak ediyorum. Kendim hazırladım. Daha hiç oynamadım. İlk rakibe çok sinir oldum. Onun için koymak istemedim açıkçası arkadaşlar. Çünkü adam yani bir sürü kart almış. Yok megasını almış, yok osunu almış, busunu almış. Ondan dolayı koymak istemedim ve tekrardan şu an maça girdim. Evet, şu an güzel başladık ama rakibin destesi hızlı açıkçası. Koç binicim var. Şöyle sallayacağım. Şöyle bir de tomruk salladım. İskelet ordusu var gibime geldi. Korumaları varmış. Güzel korumaları böylelikle yok etmiş olduk. Çok güzel hasar verdik bu arada. Abi prenses çok yanlış yer attım ya. Harbiden prensesi... Yo, ölmedi. Prenses ölmedi. Çok güzel. Yok. O adamdaki destenin mantığını anladım bu arada. Koç domuz bincisi yoksa dirt goblinle hasar vermeye çalışacak. Güzel. Güzel bir mantık ama olsun, sıkıntı değil. Daha deminki maçı koymak istemedim arkadaşlar. Çünkü o kadar barzo bir adam geldi ki yani. Mega şövalye, balon, oduncu, ondan sonra prens, Valkür, Tesla ne varsa almış açıkçası arkadaşlar. Ondan dolayı çok içime sinmedi maç. Koymak istemedim. Zaten 1-0 kaybettim yani. Yine bu desteyle oynadım. 1-0 kaybettim. Çok da büyük bir fark yok açıkçası. Ama o kadar saçma bir deste yapmış ki. Ondan dolayı çok içime sinmedi ve bu desteyle tekrardan maça girmek istedim. Hocam o bir tane vurdu, sıkıntı. Kurt oldu. Koç bincisini salladım. Çok güzel. Korumalara rağmen yine vurduk. 101'de bıraktık oranın canını. Yavru ejderi salacağım. Bir tomruk da şöyle sallayalım. Çok güzel abi. Bir de şöyle diğer taraftan... Ah be. Prenses kuleye odaklansın dedim de cehennem kulesi gitti. Buz ruhunu salladım. Çok güzel abi. Buz ruhu da atlamayı başardı.
Abi her şeye rağmen vurdular ya. Bu benim biraz hatam arkadaşlar ya. Ben çok engel olamadım. Şuna bir tombuk gider. Bir prenses sallayacağım şöyle. Sen ne kadar bizi sinir etmeye çalışsan da ben de seni sinir etmeye çalışacağım. Çok güzel hocam. Sıkıntı yok. Alev topum var. Ben zaten burayı aldım. Hatta şöyle de sallayayım alayım. Fazla zaman kaybetmeye gerek yok. Ortaya da açtığımıza göre şöyle atsın. Şuraya da doğru hasar da verebiliriz. At o goblin içine. Diyeceğim de artık çok geç. Artık çok geç. Ve mükemmel bir maçtı arkadaşlar. Yani deste açıkçası çok güzel. 3.1 koç mücü destesi. Artı koç mücü destesi diyorum da kendim ayarladım arkadaşlar desteği. Yani bu şövalye yerine gidip Valkyr'da kullanabilirsiniz. O da işinize yarar. Evet hocam, buradan ödülümüzü aldık. Bu arada şunu 3 saati bırakayım ve ikinci desteme geçmek istiyorum. Ana hesabımda da kullanıyorum ben bu desteği arkadaşlar. Şeyim var mı ya benim? O 4 tane, 10 tane, tam 10 tane var. Bunları var ya, yükseltmek istiyorum bu bölüm. Hatta bu korumaları şimdi yükselteyim yani. Şöyle 10 tane vereyim. 4000'e şunları 9 level yapalım. Çok güzel. 20.000 altınım kaldı. Bu altınları harcayacağım arkadaşlar. Evet, Arap mı tam olarak bilmiyorum. Bir rakibimiz var. Evet, buz ruhunu atarak başlayalım diyeceğim de. Hocam alev topunu salladım. 11 level cadısı var. Can yakabilir. Bak yanlış bir hamle yaptım. Okçuları salladım. Biraz saçma bir hamle oldu açıkçası arkadaşlar. Biraz saçma bir hamle oldu. Dondurmayı yetiştiremedi. Domuz bindiğimi de salladım. Güzel bir atak çıktık açıkçası şu an. Valkür onları eritti ama benim 11 level domuz ne iş yapıyor hocam orada, bakar mısınız? Çok güzel hasar verdik. 1700'ye kadar indirdik abi. Çok temiz hasar. Bir tomruk gider buna. Tomruğu var ya, gerçekten çok seviyorum ya. Mükemmel bir kart abi. Yani geri tepme olsun, böyle goblin fıçısı, iskelet ordusunu, yani dırt falan prenses eritiyor ya. Harika bir kart gerçekten arkadaşlar. Aynı şekilde oklar da ama tomruk bana daha bir güzel geliyor ya. Okçuları salladım. Bu sefer alev topumu sallamadım. Bir dondurma bekliyorum yine de. Buna da atmasın herhalde. Hocam şöyle bir domuzla tekrardan bir hata çıkalım. Çok güzel. Kartlarımızı böyle yavaştan da yükseltiyoruz ya. Aslında bu da çok güzel. Avrajlar da bayağı hasar verdi. Ve ben o kuleyi aldım arkadaşlar. Şu an aldım orayı. Çok güzel oldu. İlerleme zamanı. Nice hocam. Korumalarım var. Korumalar bu arada çok iyi bir kart hocam ya. Gerçekten bu aralarda çok kullananları var. Ben çok seviyorum korumaları. Mini Pekka bunu alır. Bu zaten dediğim gibi arkadaşlar, bu desteği ben ana hesabımda da kullanıyorum. Olmaz ana hesabımda da video çekebilirim bu desteğiyle ilgili. Çok mükemmel bir deste çünkü 3.1 ve harika, hani çok yönlü bir deste. Bayağı da iş yapabiliyor. Evet şöyle yapalım. Dondurma mı atacak? Dondurma atıyorum. Şöyle tomruk sallayacağım hocam. Biraz şey olsun. Sıkıntı yok. Ardından şöyle hemen hızlı bir atak atmak istiyorum. Buz ruhunu da salladım. Evet su var. Ama buz ruhum orayı sıfırlar. Çok güzel. Tamam, kulesini yok ettik. Zaten destem hızlı dönüyor. Bir daha elime domuz gelebilir. Derken bir daha elime bak, domuz geldi. Onun şu an elinde kulesi falan yok. Buraya da korumalar attım. Dondurmasını herhalde kullanmadı bak. Kullanma iksiri yok çünkü. Ben orayı da harika bir şekilde alıyor. Şu alev topunu da salladım. Alır mıyız? Alamadık mı? Oğlum hadi be. Nasıl alamayız be hocam ya? %4 kaldı arkadaşlar. Maalesef zaman olsa orayı da alıyordum. İki taç yapıyordum. Sıkıntı yok, olsun. Bu destemle de kazanmayı başardım. Gerçekten çok güzel deste arkadaşlar. Kullanmanızı tavsiye ederim. Artı 26 kupa ve altın sandık. Altın sandıklarını daha çok sevmeye başladım artık. Çünkü efsane falan çıkıyor. Çok güzel oluyor. Ve bir sonraki destemiz biraz barzo bir deste. Evet, barbarlar cadı falan var. Hatta şu depremi bir yükseltelim hocam. 8 level yapalım. Burada da şey var. Bunu sonra yükseltebiliriz. Evet, dilerseniz şöyle bir daha maça girelim. Bu da son destem arkadaşlar. Mat geldi karşımıza. Biraz böyle ağır bir deste, onun için sakin oynayacağız. Güzel ya, deprem 8 level de olsa elimizde yine iyi.
bence. Valkyrie sallayalım. Başka bir kart bekliyorum rakipten de. Yok. Valkyrie biraz daha önden sallayabiliriz açıkçası. Neyse sıkıntı yok. Valkyrie gördü en azından. Baba da şöyle iskelet ordusunu sallayacağım abi. İksirim dönsün. Büyülerimi kullanmak istemedim. Yani depremim olması güzel açıkçası yani böyle şeylere karşı. Hatta bir sallayalım önce biraz ufaktan böyle bir hasar verelim. Yine bayağı güzel hasar veriyor 8 level de olsa. Domuz bincimi salladım. Tomruğumu da salladım arkadaşlar. Elinde herhangi bir şey varsa diye. Mega şövalyesi var güzel. İki tane domuzla çok güzel bir hasar verdim. Valkyrie gider hocam böyle bir. Şöyle bir Valkyrie. Yalnız o oduncu ölürse iyi olur. Çok güzel. Oh balon gel abi buraya gel 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 gel. 11 level balon bu arada can acıtır ama güzel. Balonu bu şekilde engelleyebilirsek bütün maç boyunca çok güzel olur. Daha cadım var abi elimde. Cadının bu arada yeni görüntüsü nasıl arkadaşlar? Bence çok güzel olmuş. Çok böyle daha karizma duruyor. Daha güzel duruyor. Önceki cadıya göre. Evet, cadımızı çıkartalım. Elit barbarlarla belki hata çıkabilirim. Ben şöyle yapalım. Domuzu salladım. Yavru ejder domuza odaklandı derken evde değildi zaten. Hocam şuraya bir deprem. Deprem var ya binalara gerçekten çok güzel hasar veriyor ya. Çok seviyorum bu konuda. Bayağı da kullanışlı bir kart açıkçası. Valkyrie'yi tekrardan saldım. Bu arada herkeste bir barzoluk var açıkçası arkadaşlar yalan olmasın. İlk maçı koymamıştım ya. İlk maçtaki adam da aynı bu şekilde bir şeydi yani. Çok sinir bozucu yani açıkçası. Koymak istemedim ondan dolayı. Balonu engelledik. Ama bu desteğiyle oynarsanız böyle barzo adam gördünüz mü? Siz de barzo olduğunuz için çok güzel bir şekilde engelleyebiliyorsunuz. Bir deprem salladım. Hem kuleye hem şeye çok temiz hasar. Şöyle Valkyrie atacağım. Daha var elitlerimi hiç çıkartmadım. Hadi çıkartalım. Tam zamanında çıkartmışım bu arada arkadaşlar. Harbiden tam zamanında çıkartmışım. Gel abi balon buraya. Elitler o kuleyi alır mı? Elitler oraya alsın. Hiç sıkıntı yok. Ve kuleye de aldılar bu arada. Bayağı da güzel gittik. Kuleyi de aldılar. Depremi de şöyle sallayacağım. Ustalıkları olsun en azından hasar verelim. Evet arkadaşlar bu destemizle de Barzo rakibe karşı çok güzel bir ayar verdik. Artı 26 kupa. Altın, taç, bir sürü şey. Tertemiz. Kaç kupa olduk hocam? 4404 kupaya ulaşmayı başardık. Gerçekten çok güzel. Yani şu gördüğünüz 3 deste bir koç birincisi. Bu zaten 2 deste 3.1 ya. Harika desteler bana göre arkadaşlar. Ve şu Barzo deste harbiden çok güzel. 18.000 altınım var. Burada ödüllerimiz açılmış. Ne alalım buradan? 3750'ye altın. Çok güzel. Buradan ne alabilirim? 15 tane iyileştirici ruh alalım. Ve arkadaşlar sezon sonu artık şu ödüllerimizi, taş sandıklarımızı toplayalım. Yolumuza bakalım. Artı 12 kraliyet domuzları. Güzel. 1122 altın, 3 taş, 28 havan, 34 şövalye, 1 korumalar, 12 felaket kulesi. Gayet güzel bir sandıktı bu arada. 1121 altın, 2 taş, 2 muhafızlar, 23 mızraklı goblin, 13 büyücü. Güzel. Hocam burada bir efsanevi joker kartımız var. Fakat efsanevi joker kartlarımız dolu. Nasıl yapabiliriz? Aslında şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Geçen bölümlerde yeni çıkmış efsanevilerimiz vardı. Şuna ben birisini kullanmak isterim. Ayrıyeten şu cehennem ejderini birisini kullanmak isterim. Ve bunu alalım ya. Ben istediğim efsanevi basayım. Altın, taş, joker kart, minyon sürüsü, 34 iskeletler ve 12 buz golemi ve sezonun son ödülü olan destans kartlar kitabını da alıyorum. Gerçekten çok mükemmel bir ödül. Bayağı da güzel oldu. 113 tane bu arada ender şey, 111 pardon, 111 tane ender şeyim var. Bunu da kullanmak isterim. Hocam bir şeyim daha geldi. Onu da şuna kullanayım. Şöyle yapayım. Şimdi yükseltecek kart çok fazla var. Ve bana da çok fazla bir altın lazım. 26.000 altınım var arkadaşlar. Şöyle öncelikle şu ufak kartı bir yükseltelim 50'ye. Bir de 150 verelim bir daha yükseltelim.
Güzel olur hocam. Bu arada level atlar mıyız be bu bölümde? 11 level olur muyuz hocam? Ne diyorsunuz? Buna 8000 versek 400 veriyor. Sanki oluruz gibime geliyor. Vallahi arkadaşlar oluruz gibime geliyor. Hocam 5000'e bunlar var. 5, 10, 15 yapar. 8, 16, 24, 32, 40. 48 çok fazla yapıyor. Burada da bir 8'lik kart var. Buraya baktığım zaman burada yükseltilebilecek olarak bir şey vardı aslında. Mini Pekka'ya şöyle şey basıp 77 tane. Bunu 15.000'e yükseltebilirim. Hatta yükseltmek istiyorum arkadaşlar ya. Mini Pekka'mı 11 level yapayım. Artı 600. 200 daha gelirse level atlıyoruz hocam. 2 tane şöyle efsanevi kartımı yükseltmek istiyorum ya. 5.000 verip. Vallahi güzel olur. Kraliyet hayaletimi de yükselteyim. 250 buradan ve 11 level. Hayırlı uğurlu olsun diyorum arkadaşlar. Mükemmel bir bölüm. Gerçekten ama gerçekten mükemmel bir bölüm. Hocam yeni seviye sandığımız açıldı. Ben bu seviye sandığını arkadaşlar bir sonraki bölümde açmak istiyorum. Yani bakayım bir sonraki bölüme de güne güzel altın falan filan bir sürü olay var. Çok güzel gözüküyor. Hocam bu seviye sandığı iyi olur. Bunları da yükseltmeye yarar açıkçası. Evet arkadaşlar bu bölümümüzü burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Alın.